Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Malum önümüzde bir seçim süreci var. Türkiye Mayıs ayının ortalarında sandığa gidecek ve bu seçim gerçekten bizler için önemli olacak ki bunu verilen vaatlerden de anlıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, ki kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylarından bir tanesi, dedi ki gençlere İlk otomobilleri ÖTV'siz olacak. Yani gençlere ÖTV'siz otomobil almanın yolu açılmış oldu. Derken karşı taraftan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir vaat geldi. O ne dedi? Üniversite gençlerine dedi, laptop ve akıllı telefonda vergi olmayacak dedi. Yani ilk almalarında vergisiz olacak dedi. Bu ne anlama geliyor? Öğrenciler, üniversite öğrencileri daha doğrusu, muhtemelen buna bir yaş sınırı getirecektir. Çünkü yani açık öğretimde atıyorum 40 yaşında 50 yaşında adam da var. Muhtemelen bu verilen söz onları kapsamayacaktır. Burada kastedilen muhtemelen arkadaşlar üniversitedeki gençlerimiz, yani takribi olarak 25 yaş altı gençlerimizden bahsediliyordur diye düşünüyorum ben. Onlar telefon alırken, en azından bu yasa çıktıktan sonra, ilk telefonlarını alırken vergi ödemeyecekler ki bu da yani bir iPhone'u misal dışarıdan almış gibi bir şey olacaksınız. Atıyorum şu anda bir iPhone 13 Pro'yu insanlar dışarıdan 20-22 bin ya da 25 bin olsun, 25 bin liraya alıp getirip Türkiye'de kullanabiliyorlar. Pasaport kaydı vesaire yaptırıp, ki o da 6 bin lira falan oldu şeyden sonra, yılbaşından sonra da. Yani vergileri bir kenara çıkardığınız zaman gerçekten ortalık iPhone kaynayacak diyebiliriz, ki ben şuna inanıyorum. Eğer hani bu vaatler gerçekleşirse seçim sonrasında muhtemelen ya her yer iPhone dolu olacak. Yani üniversite öğrencilerinin birçoğunun elinde iPhone görebiliriz ki hatta bazıları bunun ticaretini yapacaktır muhtemelen arkadaşlar. Alacaktır yani vergisiz bir şekilde, daha sonra onu belki kutusunu bile açmadan götürüp satacaktır ya da başka birine satacaktır. Tabii üniversite öğrencisi için 10.000 lira 15.000 lira iyi paralar. Dolayısıyla üzerine bir 10.000 lira koyup satsa güzel para kazanmış olacak. Bilgisayar da aynı şekilde. Bu açıdan baktığımızda oyun bilgisayarlarına olan talebin de artacağını söyleyebiliriz. Ben ama iPhone'lara olan talebin acayip derecede artacağını düşünüyorum. Hatta Apple belki de bu vaat gerçekleşirse eğer Türkiye'ye iPhone yetiştirmekte zorluk çekebilir. Öteki tarafta ise tabii ki ÖTV'siz otomobil var. İlk otomobiliniz ÖTV'siz olacak diyorlar. Burada da otomobilin ÖTV'siz olması demek, fiyatını ciddi anlamda düşünmesi gerek. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, biz ülkemizde bir otomobil alırken bir tane de devlete alıyoruz. Hatta lüks otomobil alıyorsanız eğer bir kendinize iki tane devlete alıyorsunuz. Bazı otomobillerde bu sayı 3'e bile çıkıyor. Tabii ki ben şunu düşünüyorum. Muhtemelen de böyle olacaktır. ÖTV'siz otomobillerde belli bir kıstas getirecektir. Atıyorum fiyat baremi 1 milyon TL ile sınırlandırılabilir. Yani kalkıp da ÖTV'siz diye 3, 4, 5 milyonluk bir otomobili alabileceğinizi ben düşünmüyorum. Buna izin vermezler çünkü büyük haksızlık çıkabilir ortaya. Ama nedir? Hani orta segment otomobiller ya da giriş segment otomobiller, ki şu anda en ucuz otomobil bile Clio, Egea gibi giriş segmentinde varsaydığımız otomobiller bile 500 bin liraya yaklaşmış durumda. Muhtemelen seçim sonrasında bunların fiyatları da 500 bin lirayı geçecektir. Ha, diyebilir mesela devlet, işte en ucuz otomobil 500 bin, ben kıstası 700 bin olarak belirledim. 700 bin Türk lirası altında satış fiyatı olan otomobilleri ÖTV vergisi olmadan satın alabileceksiniz diyebilir. Tabii ki bunlar güzel vaatler. Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha güzellerini de duyabiliriz arkadaşlar. Ki niye? İşte üniversite öğrencilerin şu anda 10 GB bedava internetten vesaire bahsediliyor ki hali hazırda bunu mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi zaten öğrencilere vermiş durumda. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 GB'lik interneti zaten Mansur Yavaş öğrencilere veriyor. Bu hükümetin, şu andaki hükümetin daha doğrusu seçim vaadi. Eğer diyor biz seçimi kazanırsak işte 10 GB internet öğrencilere bedava her ay verilecek deniliyor. Tabii ki seçimi kimin kazanacağını zaman gösterecek. Mayıs'ın ortasındaki seçimde görmüş olacağız. Ve şu kesin, iki tarafında çok güzel vaatleri var. Özellikle gençlere odaklı vaatler çok güzel arkadaşlar. Yani vergisiz telefon mu dersiniz, vergisiz araba mı dersiniz, bedava internet mi dersiniz, pek çok şey söz konusu. Bunları da önümüzdeki süreçte
görmüş olacağız. Tabii ki bu vaatlerin bir de gerçeğe dönüşmesi önemli. Yani tamam ben vaatleri vereyim ama gerçeğe dönüşmedikten sonra çok bir önemi olmayacaktır. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Belki Haziran'da yeni bir video çekeriz. Vaatler gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Bunları tartışırız. Gerçekleştiyse atıyorum telefonun fiyatı ne kadara düştü ya da atıyorum arabanın fiyatı ne kadara düştü. Bunları hep beraber tartışmış oluruz. Eğer sizin de bu konu hakkında görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.